Son bir iki derstir termodinamiğin çok önemli konularından birini inceledik. Ne olacağını söyleyebilmek. Yani olayın hangi yöne gitmek istediğini, bir yöne gidiyorsa bu yönün ne olduğunu, bu yolun sonunda ne olacağını, yani denge halini, bu termodinamiğin en önemli konularından biri olup tüm bu yukarıdaki hususlar üzerinde fikir yürütmemizi mümkün kılar. Bu hususu incelemeye şöyle başlamıştık. Kendiliğinden olan olayların yönü ve denge ve nerede olduğu. Burada yaptığımız şey hatırlarsanız işe ikinci yasayla başlamıştık. Buna göre ds büyüktür dq bölü T idi. Ve bu durum tersinmez durum içinde. Dolayısıyla bu DQ değeri de tersinmez durum için olan değer. Tersinir durumda ise DS eşittir DQ bölü T. Bunu birinci yasa ile birleştirmiştik. Burada DU artı dq artı dv idi. Bunu basınç hacim değişimiyle ilişkilendirdiğimizde bu ifade du eşittir dq eksi p dış dv şeklinde aldı. Bunun sonucunda olayların kendiliğinden olup olmayacağı ile ilgili son derece kullanışlı bir ifade ele geçmişti. Bu ifade du artı p dış dv eksi t çevre ds büyüktür 0. Evet. Affedersiniz. Küçüktür sıfır şeklindedir. Bu ifade kendiliğinden olan her türlü değişim için geçerliydi. Bu değerin sıfıra eşit olması ise denge durumuna karşılık geliyordu. Eğer bu değer sıfırdan büyükse işlem ters yöne doğru cereyan ediyor demekti. Bu durumda olayı ters yönde yazmamız gerekir. Tabii bu değer sıfırdan küçükse olay kendiliğinden cereyan ediyordu. Bu ifadeye bağlı olarak çeşitli sınır durumlarına bakmıştık. Sıcaklık, basınç, hacim ve entropi gibi hal değişkenlerini göz önüne alıp bunları sınırladığımızdaki denge şartlarını incelemiştik. Bunun sonucunda denge durumu için hangi değerlere bakmamız gerektiğini ve denge şartları ne olduğunu belirlemiştik. Hangi şartlar olduğunu belirlemiştik. Buna göre DS ki bunu daha önce görmüştük. U artı V sabitken büyüktür 0. Tabii yalıtmış bir sistem için. Ayrıca DS H ve P sabitken büyüktür 0'dı. Normal enerji DU sabit entropi ve sabit hacimde küçüktür 0 ve du eşittir. dq artı dw idi. Ve denge durumunda u minimum olmaktaydı. Bu bizim normal mekanikten aşina olduğumuz bir durum. Tabii S ve yani entropi ve hacim değerleriyle ilgilenmiyorsak, örneğin yer çekimi altında yere doğru düşen bir cismin potansiyel enerjileri minimuma gidiyordu ki bu da bu sonuçla uyum içinde. Ayrıca S ve P sabitken dH değeri de sıfırdan küçük. H eşittir U artı PV idi. Burada da denge durumunda H değeri minimuma gitmekte.
Bu sabit S ve V'de, yani entropi hacimde, bu da sabit S ve P'deki değişimler için. Bildiğimiz gibi entropiyi sabit tutma deneysel açıdan pek pratik bir iş değil. Bunun yanında sıcaklık, basınç ve hacim gibi değişkenleri kontrol etmek çok daha kolay. Bu yüzden farklı enerji terimleri tanımlamak zorunda kaldık. Bunlar bildiğiniz gibi Helmholtz ve Gibbs serbest enerjileriydi. Helmholtz ve Gibbs serbest enerjileri. Yeni tanımlarımız. Sabit sıcaklık ve hacim altında dA değeri küçüktür 0 idi. Ve A da O eksi TS şeklinde tanımlanıyordu. Buna göre denge durumunda ve sabit sıcaklık ve hacimde A değeri minimuma gitmekteydi. En son olarak bulduğumuz en önemli sonuç, çünkü burada şartlar çok uygun, Gibbs serbest enerjisiydi. Buna göre P ve T sabitken dG küçüktür 0 olmaktaydı ki bu da bu şartlar altında kendiliğinden olma kıstasıydı. G eşittir U artı P ve eksi TS şeklinde tanımlanıyordu. Bu değer H eksi TS artı A artı P ve şeklinde de gösterilebilir. Buna göre sabit sıcaklık ve basınçta ve denge durumunda G minimuma gidiyordu. İşte bu sebepten Gibbs serbest enerjisi son derece önemlidir. Çünkü kimyasal olayların büyük bir kısmı sabit sıcaklık ve basınçta cereyan eder. Elimizde bu şart olduğuna göre bunu kullanmak suretiyle karışma kimyasal olaylar gibi, siz söyleyin, laboratuvarda sağlanması son derece kolay olan bu şartlar altında cereyan eden olan olayların gideceği yönü tayin etmek son derece kolaydır. Burada yapmak istediğimiz şey bu değerlerden her birine sıcaklık, basınç ve hacim cinsinden hesaplamak. Yani bunları hal denklemleri haline döndürmek. Bunu yapınca her türlü malzeme için bu tip hesapları yapabilecek duruma geleceğiz. Yani hal denklemini bilince her türlü hesabı yapmak mümkün olacak. Burada da hal denklemini bildiğimizi farz ediyoruz. Birçok durum için hal denklemini gayet iyi bir şekilde modelleyebilir veya ölçebiliriz veya sıcaklık, basınç ve hacim ilişkileri için gerekli olan verileri toplayabiliriz. Ve bu tüm değerleri bunlara bağlayabilirsek her türlü materyal için tüm termodinamik hesaplamaları yapabiliriz. Termodinamik değerlerin P ve T verileri cinsinden hal denklemleriyle ilişkilendirilmesi. Bunu termodinamiğin temel denklemleri diye adlandırdığımız ve bu ilişkileri veren ifadeleri türetmekle yapabiliriz ki bu noktada bunu kolayca nasıl yapacağımızı biliyoruz zaten. Yani eğer enerji için olan du eksi tds eksi pdv ifadesiyle başlarsak ki burada u entropi ve hacmin fonksiyonu olarak yazılmıştır. Bunun genel olarak doğru olduğunu görmüştük ve bu dq tersinir eşittir tds ve dW tersinir eşittir eksi PdV ifadelerinden kaynaklanmaktaydı. Tabii dU da bu ikisinin toplamıydı. Bu genel olarak doğru.
Bunların hepsi hal fonksiyonu, yani bu ifade tersinir bir durum için çıkarılmış olmasına rağmen bunların hepsi hal fonksiyonu olduğundan bu ifade genel. Şimdi bunu kullanmak suretiyle tüm bu değerler için türevsel denklemleri çıkarabiliriz. Şimdi bunlara bakalım. H eşittir U artı PV idi. Dolayısıyla DH eşittir DU artı PDV artı V DP. Burada DU'nun değerini yerine koyarsak PDV terimleri birbirini götürür. Buradan DH eşittir TDS artı VDP çıkar. Bu da bize H'nin entropi ve basıncın bir fonksiyonu olduğunu gösterir. Evet, devam edelim. A eşittir U eksi TS idi. Buradan DA eşittir DU eksi TS eksi SDT olur. Burada da aynı şey yapıp DO'nun değerini yerine koyarsak bu sefer de TDS terimleri birbirini götürür ve DA eşittir eksi SDT eksi TDS şeklinde bulunur. Ah, affedersiniz. Affedersiniz. Bu doğru olamaz tabii. Bu eksi PDV olmalı. Tabii A da doğal olarak T ve V'nin bir fonksiyonu. C'yi farklı şekillerde yazabiliriz. C'yi farklı şekillerde yazalım. Biz H eksi TS şeklinde yazalım. Dolayısıyla DG eşittir DH eksi TDS eksi SDT olur. DH'nin değeri buydu. Burada da TDS terimleri birbirini götürür. Dolayısıyla DG eşittir eksi SDT artı VDP şeklinde çıkar. Ve G'de görüldüğü gibi sıcaklık ve basıncın bir fonksiyonu olur. Evet. Bunları renkli bir tebeşirle çerçeveleyelim. Çünkü bunlar aradığımız temel formüller. Bunlara termodinamiğin temel denklemleri adı verilir. Yazıyorum termodinamiğin temel denklemleri. Bu denklemler bize termodinamik fonksiyonların sadece hal fonksiyonları ve hal değişkenlerine bağlı olarak nasıl değiştiğini göstermekte. Bunlar son derece kullanışlı denklemler. Burada G'yi T ve P'nin fonksiyonu olarak söyleyebiliriz. Fakat bu denklemden çok daha açık ve net biçimde bunların G'deki değişimlerini göstermekte. Bu ifadeler sadece ve sadece hal fonksiyonlarını içeriyor. Burada yolun ne olduğunu bilmemiz gerekmez. Sadece ilgili halin ne olduğunu bilmemiz yeterli. Örneğin her hal için olan hacmi bilmem yeterli. İlk dersimizde hatırlarsanız U ve H değerlerine bakmıştık. Fakat bunları S ve P'nin ve S ve T'nin fonksiyonları cinsinden incelememiştik. Genellikle bunlara hacim, basınç ve sıcaklığın fonksiyonu olarak bakmıştık. Bundan herhangi bir yanlışlık olduğu sonucunu çıkarmayın. Bunlar hala son derece kullanışlı. Örneğin sabit sıcakta cereyan eden bir tepkimede açığa çıkan ısıyı bulmak için bunları kullanabiliriz.
Sabit sıcakta cereyan eden bir tepkimedeki ısıyı, bu değişkenleri kullanmak zorunda değiliz ama bu değerleri rahatlıkla da hesaplayabiliriz. Bunları yapmaktan vazgeçmiş değiliz kısaca. Bu şartlar altında tepkime ısılarına baktığımızda bir sıkıntı yok. Yani hesaplamalar gayet doğru ama bunlar bize tepkimenin yönünün ne olduğunu veya denge konsantrasyonlarının ne olduğunu da bize bildirmiyor. Bunları daha önceki yaptığımız termokimyasal hesaplamalardan çıkarmamız mümkün değil. Burada bulacağınız yegane şey tepkime meydana geldiğinde açığa çıkacak ısı miktarıdır. Örneğin enerji sağlayan bir fırın çalıştırıyorsanız bu bulmanız gereken son derece önemli bir parametre. Örneğin bu işlem bitene kadar bunu nasıl, hangi şartlar altında çalıştıracağınızı bulmak isteyebilirsiniz. Ancak bu size olayın hangi yönde cereyan edeceği hakkında bir bilgi vermez. Ancak bu değerlere baktığınızda, örneğin sabit basınç ve hacim altındaki serbest enerji değişimine baktığınızda, burada H değerini ve açığa çıkan ısı değerini rahatlıkla hesaplamanız mümkün ve burada belli şartlar altında olayın ne olduğunu ve nerede biteceğini bulmanız da mümkün. Tabii bunu anlamak ve bulmak son derece önemli. Tamam. Şimdi daha da kullanışlı olan ve yukarıdaki temel denklemleri kullanarak elde edeceğimiz bazı ilişkilere bakalım. Bunları türetmek son derece basit. Burada göz önüne almam gereken en önemli şey serbest enerjinin sıcaklık, basınç ve hacme göre olan türevleridir. Örneğin sıcaklık ve hacmin fonksiyonu olarak yazılan dA değerine bakarsak bunun türevini dA eşittir dA bölü dt sabit hacimde çarpı dt artı dA bölü dV sabit sıcaklıkta çarpı dV şeklinde yazabiliriz. Bu da eşittir eksi sdt eksi p dV olur. Bu da bize dA bölü dt'nin sabit hacimde eksi s'ye eşit olduğunu söyler. Başka bir deyişle artık Helmholtz serbest enerjisinin sıcaklıkla değişiminin ne olduğunu biliyorum. Aynı denklemden dA bölü dV sabit sıcaklıkta eşittir eksi p şeklindedir. Bu değeri kolaylıkla ölçebilirim. Mesela Helmholtz serbest enerjisi elimde. Dolayısıyla sabit basınç, sabit hacim ve sabit sıcaklık altında ve bu değerleri değiştirdiğimde, örneğin hacim ve sıcaklığı değiştirdiğimde bunun nasıl değişeceğini artık rahatlıkla görebiliyorum. Herhangi bir değişim için basıncı ölçer, kullanır ve entropiyi de tespit edersem artık bunların değişimini veya eğimini rahatlıkla bulabilirim. Basıncın ve sıcaklığın fonksiyonu olan G için de yukarıda görülen aynı irdelemeyi yapabilirim. Aynı işlemleri yapınca dG bölü dt sabit basınç altında eşittir. Eksi S ve dG bölü dP sabit sıcaklıkta da V'ye eşit çıkar. Evet. Artık Gibbs serbest enerjisiyle olan değişimleri de görmem mümkün. Örneğin çok ufak miktarda sıcaklığı değiştirdiğim zaman Gibbs serbest enerjisinin ne kadar değişeceğini buradan belirleyebilirim. Entropi ihtiva eden bu iki ifade de son derece kullanışlı çünkü bu bize entropinin basınç ve hacme nasıl bağlı olduğunu görmemize imkan sağlıyor. Bunun nasıl olduğunu göstereyim şimdi size. Entropinin sıcaklığa nasıl bağlı olduğunu zaten görmüştük.
Dolayısıyla S'nin V ve P'ye bağlılığı bildiğiniz gibi dS eşittir dQ tersindir bölü T idi. Bu değer sabit hacim altında C ve dT bölü T, sabit basınç altında ise CP dT bölü T olarak yazılmakta. Buradan sabit hacim altında dS bölü dT eşittir CV bölü T ve sabit basınç altında dS bölü dT de CP bölü T'ye eşit çıkar. Bunlar birçok durumda karşımıza çıkmıştı. Dolayısıyla sıcaklık değiştiğinde entropinin ne olduğunu gösteren ifadeler bunlar. Şimdi örneğin bir halden başka bir hale geçtiğimizde sıcaklık veya basıncın değişmesi durumunda ne olduğuna bakalım. Bunu daha net olarak göstermek için şu ifadeye bakalım. Delta S eşittir T1'den T2'ye kadar integral CP bölü T çarpı DT olur. Bunun sonucunda delta S eşittir CP ln T2 bölü T1 olarak bulunur. Bunu daha önceden de görmüştük zaten. Şimdi bir işlem alalım elimize. Sistemimiz bir halinden iki haline geçsin. Bu işlem sabit sıcaklık altında cereyan etsin. Ve şimdi basıncın P1'den P2'ye veya hacmin V1'den V2'ye gitmesi durumunda ne olduğuna bir bakalım. Bakalım bu durumda ne oluyor. Biz üçüncü kanunu incelerken zaten P1'den P2'ye gitme durumuna bakmıştık zaten. Hatırlarsınız orada entropi sıfıra gittiğinde mutlak sıcaklık da sıfıra gidiyordu. Saf ve mükemmel kristaller için tabi. Burada incelememizi sadece ideal gazı soğutmak suretiyle yapmıştık. Bu işlemi Maxwell denklemleri kullanmak suretiyle yapabiliriz. Burada bunu yapmak için ikinci türevi sıralı bir şekilde almamız lazım. Bu sıranın ne olduğu önemli değil ancak burada bu ilişkiyi kullanacağız ve bir de şunu. Peki burada ikinci türevini alırsak ne olacak? Karışık türev diyoruz biz buna. Örneğin bunun kısmi türevini V'ye karşı, bunun kısmi türevini de T'ye karşı alalım. Şimdi buradan biraz uzaklaşıp baktık. Bildiğiniz gibi A'nın dV ve dT'ye göre alınmış ikinci türevi, A'nın dT ve dV'ye göre alınmış ikinci türevine eşit olması gerekir. Türev alma sırası hiç önemli değildir. Ancak bu durum son derece işimize yarar. Şimdi bu türevi detaylı biçimde ele alalım. Buna göre dA bölü dTv sabitken ifadesinin dV'ye göre türevini alırsak nihai ifademiz T sabitken yazmalıyız buraya tabi. Biz dA bölü dTv sabitken ki değerin ne olduğunu biliyoruz. Bu eksi S'ye eşit. Dolayısıyla bu değer eksi DS bölü dv t sabitken eşit olur. Şimdi ikinci şekilde alalım bu türevi. Dolayısıyla d bölü dt yine türevimiz dA bölü dv t sabitken. Hepsini bir parantez alıp v sabitken şeklinde yazalım. Biz bu dA bölü dV t sabitken ki değerini biliyoruz. Burada da zaten bu değerin hacmi sabit tutmak şartıyla t'ye karşı türevini almış oluyoruz ve dA bölü dV'nin de eksi p
olduğunu bildiğimize göre bu direkt olarak sabit hacim altında eksi dp bölü dt değerine eşit oluyor. Bu iki ifadenin birbirine eşit olması gerekir. Çünkü bu ikinci derece iki tane türev birbirine eşit olduğundan bunların da birbirine eşit olması gerekir. Bunlar iki karışık türev ama aynı şeydir. Ancak bu ifadeler çok daha kullanışlıdır. Çünkü bu diferansiyel doğrudan hal denkleminden gelmektedir. Eğer hal denklemini biliyorsanız basıncın sıcakla sabit hacim altında nasıl değiştiğini rahatlıkla bulursunuz. Basınç, hacim ve sıcaklık bellidir. Hal denklemi yazdım. İster ideal gaz olsun, ister van der Waals gazı olsun. Eğer elimizde hal denklemi varsa bu ifadeyi rahatlıkla belirleyebiliriz. Ve bunu bilince de entropinin hacimle sabit basınç, sabit sıcaklık altında nasıl değişeceğini rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunu ideal gaz için çözersek ideal gaz için PV eşittir nRT'ydi hatırlarsanız. Sabit hacim altında dP bölü dT eşittir nR bölü V olur. Bu da sabit sıcaklık altında dS bölü dV'ye eşit olmalıdır. Şimdi de V1'den V2'ye gitme yani hacim değişimi durumunu inceleyelim. Burada entropinin de hacimle nasıl değiştiğini görebiliriz. Bir halinden iki haline gidiyorsak bu durumda V1'den V2'ye gideriz. Tabii sıcaklık sabit burada. Bunu da belirtmemiz lazım tabii ki. Delta S değeri eşittir S parantez içinde T V2 eksi S parantez içinde T V1 olur. Sıcaklık aynı kalıyor. Bu da eşittir. V1'den V2 integral. DS bölü DV sabit sıcaklıkta çarpı DV olur. Tabii bu kısmi diferansiyelin ne olduğunu biliyoruz. Buradan eşitlik nr v1'den v2'ye dv bölü v bu da eşittir nr ln v2 bölü v1 bulunur. Bu bizim delta s değerine eşit ya da şöyle söyleyelim. İşte bizim delta S değerimiz. Bunu nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Baya mantıklı. Aynı işlemi basınç değişimini de uygulayabiliriz. Yapmamız gereken yegane şey bunu artık kısaca özetleyelim. Hepsini yazmanın bir anlamı yok. Bu da yukarıdaki bu ikinci türevlerin birbirine eşit olması gerçeğinden kaynaklanıyordu. Burada da D üssü 2G bölü DTDP eşittir. D üssü 2G bölü DPDT oldu. Bunların sırası önemli değildir. Hal fonksiyonu olduğu için bu işlemin sonucunda DS bölü DP sıcaklık sabit bulunur ki bu bize entropinin basınçla değişimini verir ki bu da eksi DV bölü DT sabit basınçta olur. Bu ikinci ifade de yine hal denkleminden gelmektedir. Bunun nasıl hesaplanacağını gayet iyi biliyoruz. Burada sabit basınç altında hacim ve sıcaklığın birbirine göre nasıl değiştiği gösterilmektedir. Ki bu aynı zamanda hal denklemiyle de gösterilir. Bu ifadeyi kullanarak birden ikiye gitme işlemine bakalım. Bu işlem de sabit sıcaklık altında yapılmaktadır. Ancak burada basınç P1'den P2'ye gitmektedir. Dolayısıyla DS eşittir. Delta S eşittir. P1'den P2 integral. DS bölü
dP sabit sıcaklık çarpı dS. Bunun da tabii ki eksi dV bölü dT sabit basınçta olduğunu biliyoruz. Tabii hala PVRT hal denklemi geçerli. Buna göre bu değer NR bölü PdP olur. Burada da aynı şey söz konusuydu. Sonuç olarak da NR elen P2 bölü P1 çıktı. Basıncın değişti işlemde tabii. Herhangi bir sorunuz var mı? Burada yaptığımız iş bir adım daha ileri gidip temel denklemleri kullanmak ki bu denklemler burada. Fakat daima kafamızda tabii ki. Yani burada gözden ırak ama beynimizden ırak değil ve burada yeni tanımış olduğumuz serbest enerjilerin ikinci türevlerine bakıyoruz. Burada yaptığımız şey karışık ikinci türevleri almak ve bunların birbirine eşit olduğunu söylemek. Çünkü burada bunu yapmamızın sebebi buradaki birinci türevlerin her biri entropi değişimiyle ilgili olmasıdır. İkinci türev ise entropinin bizim kolayca türevini alabileceğimiz bir değişkenle değişimini göstermektedir. Bu ya basınç ya da hacimdir. Burada elde edilen en önemli sonuç entropi değişiminin bu değişkenlerle kolayca bağlanabilmesidir. Yani sadece V, T, P cinsinden ifade edilebilmesi. Bu değerlerde bir hal denklemini kullanmak suretiyle rahatlıkla bulunabilir. Burada yaptığımız şey farklı değişkenlere göre ikinci türevi almak ve bunları birbirine eşleyip daha genel ifadeler çıkarmaktır. Şimdi eski dostlarımız olan U ve H değerlerine tekrar geri dönelim ki bunları S ve V ile S ve P cinsinden ifade ettik. Ve bunları da henüz hal denklemlerine bağlamadık ki bunun yapılması bizim için son derece faydalıdır. Burada A ve G değerini zaten hal değişkenleri cinsinden bulduk. Biliyorsunuz ki bunlar son derece kolay kontrol edilebilen hal değişkenleridir. Şimdi U ve H değerlerine daha yakından bakalım. Örneğin U'nun V'ye olan bağımlılığına bakalım. Özellikle dU bölü dV'nin sabit sıcaklıktaki değişimine bakalım. Burada sabit entropi altında dU bölü dV'nin ne olduğunu hemen görebiliriz. Ancak deneysel olarak böyle bir durumun ayarlanması son derece zor. Tabii ki bu değer öbüründen çok daha pratik ve kullanışlı bir değer ancak bu temel denklemlerden direkt olarak ortaya çıkmıyor. Peki nasıl başlayabiliriz? DU eşittir TDS eksi PDV ile başlayalım işe isterseniz ve bu türevi buradan alabilirim. Dolayısıyla sabit sıcaklıkta DU bölü DV değeri eşittir. Direkt olarak tabii dP değil, dS ile değişiyor. dS bölü dV sabit sıcaklık. Çünkü delta S, delta S için hacimle ufak da olsa bir değişim var ve bu da önemli tabii. İkinci kısım ise sadece eksi P'ye eşit tabii ki. Ancak dS bölü dV sabit sıcaklıkta değişiminin ne olduğunu bulmuştuk. Hatırlarsanız bu değer dP bölü
dt sabit hacim değerine eşittir. Dolayısıyla bu ifade t çarpı dp bölü dt sabit hacimde eksi p şeklinde dönüşür. Kontrol edelim. T, p, t ve p. Şimdi işte bu ifade sıcaklık, basınç ve hacmi ihtiva etmektedir. Bu da tabii hal denklemine karşılık gelir. Tabii hal denklemini biliyorsak bütün bu değerleri biliyoruz demektir. Burada da hal denklemi verilerini alabiliriz veya bir model kullanarak bu değerleri bulabiliriz. Bu model ideal gaz veya Van der Waals gazı olabilir. Ve bu hal denklemini kullanarak U değerini de rahatlıkla belirleyebiliriz. Harika. Yazıyorum. Hal denkleminden elde edilen veriler. Yine hal denklemiyle bu işin nasıl yapıldığına bakalım. İdeal gaz alalım ve burada nasıl olduğunu görelim. Daha önceden kabul ettiğimiz gibi ideal gazdaki U sadece sıcaklığın fonksiyonuydu. Sadece sabit hacim altında dp bölü dt değeri ideal gaz için tabi pv eşittir. RT'ydi. Tabi bu değer nr bölü v olur. Bu ifadeyi tekrar kullanmak suretiyle bu ifadenin p bölü t'ye eşit olduğunu görürüz. Başka bir deyişle ideal gaz denklemini kullanmak suretiyle bu değeri biliyoruz demektir. Genel olarak bu ifadeleri ölçmek son derece basittir. İstediğimiz kadar veri elde edebiliriz. Ölçebiliriz, biliyorsunuz, toplayabiliriz. Herhangi bir madde için mesela belirli bir basınç ve sıcaklığa ne kadar hacim kaplıyor. Daha sonra sıcaklık ve basıncı değiştirmek suretiyle hacmi tekrar ölçer ve bu şekilde bir süre hacim ölçümü yapabiliriz. Dolayısıyla hal denklemini kullanmak suretiyle bir şekilde bu değeri rahatlıkla belirleriz. İdeal gaz için buna eşit. Yine buraya bakınca dU bölü dP'nin sabit sıcaktaki eşitliği T çarpı dP bölü dT ki bu da P bölü T eksi P eşitti ve bu da görüldüğü gibi sıfır oldu. Hatırlarsanız bu Joule genleşmesiydi. İdeal gaz için olan Joule katsayısını görmüştük ve bu sıfıra eşitti. Görüldüğü gibi ideal gazlarda U hacmin fonksiyonu değil, sadece sıcaklığın fonksiyonudur. Bu ifadeyi daha önce görmüştük ama daha önce bir kanıt göstermemiştik. Bunu sadece Bay Joule bu deneyi yaptığında bakmış ki bu gazlar, bazı gazlar için bu sıcaklık değişimi hemen hemen çok düşük. Tabii kullandığı aletlerin hassasiyetine bağlı olarak ölçebileceği değerlerden çok daha küçük. Buradan ideal gazlar için bu değerin sıfıra gittiğini söylemiş ki biz de bunu zaten bulmuştuk. Siz de bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. İdeal gaz durumunda U'nun hacme herhangi bir bağlılığı yoktur. Tek bağlı olduğu değişken sıcaklıktır. Evet. H için de aynı durum söz konusu. Aynı U'da olduğu gibi bu irdeleme meydana gelen değişimin sadece hal denklemi kullanmak suretiyle hesaplanmasını mümkün kılar. Tabii temel denkleme baktığımız zaman H'nin entropi ve basınca bağlı olduğunu görürüz. Dolayısıyla delta H eşittir TdS artı VdP. Burada entropiyi sabit tuttuğumuzda değişimin nasıl olacağını biliyoruz. Dolayısıyla burada sıcaklık sabitken H'nin basınçla değişimine bakarsak yukarıdaki denklem T çarpı DS bölü DP sabit sıcakta artı V şekline döner.
Fakat daha önce bulduğumuz hesaplamalara bakarsak ds bölü dp sabit sıcakta eşittir eksi dv bölü dt sabit basınçta çarpı ki. Bu ikinci ifade hal denkleminden elde edilir. Bu ifade eksi t dv dt sabit basınç artı v olur. Tabii bu değerler de direkt olarak hal denkleminden rahatlıkla bulunur. Tabii ideal gaz alırsak PV eşittir nRT olduğuna göre dv bölü dt sabit basınçta eşittir nR bölü P olur. Daha önceden yaptığımız gibi bunu yerine koyarsak bu da V bölü T'ye eşit olur. Sabit sıcaklık altında dH bölü dP sabit sıcakta tabii eşittir. Eksi T çarpı V bölü T artı V şeklinde olur. Ve her şey birbirini götürdüğünden dolayı bu değer de sıfıra eşittir. Tabii bu da Joule Thomson genleşmesidir. Hatırlarsanız bu bir sabit entalpi değişimiydi. Tabii bunu deneysel sonuçlarla göstermiştik. Gazların ideal gaz şartlarına yaklaşmaları durumunda ölçtüğümüz değerler gittikçe daha ufak hale gelmekteydi. Buradan görüldüğü gibi bunun sıfıra gitmesi zaten gerekmektedir. Şimdi biraz daha karmaşık durum göz önüne alalım bakalım. Bir Van der Waals gazını alalım. Bütün bu yaptıklarımızı farklı bir hal denklemiyle yapmaya çalışalım. Ancak bu ideal gaz durumu kadar basit değil. Pekala. Hatırlarsanız bu denklem parantez içinde P artı A bölü V üssü çizgi kare çarpı yine parantez içinde V üssü çizgi eksi B eşittir RT şeklindeydi. Bu denklemi birinci ve ikinci derslerde görmüştük hatırlarsanız. P'yi çekersek P eşittir RT bölü V üssü çizgi eksi B eksi A bölü V üssü çizgi kare oluyor. Burada V üssü çizgi molar hacimdi. P'nin T'ye göre türevini aldığımızda bu değer R bölü molar hacim eksi B'ye dönmüştü. Yani P eşittir RT bölü molar hacim eksi B eksi A bölü V üssü kare. Bunun türevini aldığımızda da R bölü molar hacim eksi B oldu. Şimdi şuna bakalım. Bunu bildiğimize göre bu durumda delta O'nun V'nin fonksiyonu olarak nasıl değiştiğine bir bakalım. İdeal gazlarda U'nun hacimden bağımsız olduğunu ve sadece sıcaklığa bağlı olduğunu biliyoruz. Ama Van der Waals gazında bu durum biraz farklı. Çünkü dP bölü dt sabit hacimde ki değeri farklı oluyor. Buna göre dU bölü dV sabit basınçtaki değeri Van der Waals gazı için dP bölü dt sabit hacimde bulduğumuz değer de buydu. Dolayısıyla bu değer R bölü V eksi B eksi P şeklindedir. Eğer Van der Waals denklemine gidersek P eşittir RT bölü
kısmi hacim eksi b eksi a bölü kısmi hacimin karesi. Buradaki en önemli husus bunun artık sıfır olmadığı ve bir değere eşit. Burada a bölü molar hacmin karesi pozitif bir sayı ve dolayısıyla bu değer sıfırdan büyük. Diğer bir deyişle u artık t ve v'nin bir fonksiyonudur. Elimizde tabii ideal bir gaz yoksa. Bunun üzerine biraz daha düşünürsek bu pozitif değerin anlamı ideal bir gaz var kap içinde ve bir iç enerji söz konusu ve hacmi büyütüyor. Yani sistemi genleştiriyorum. Sistemi genleştiriyorum. Ve enerji değişiyor ve hacim artıyor. Başka bir deyişle bu enerji açısından pek istenir bir durum değil. Van der Waals denkleminde A terimi moleküller arasındaki arzu edilmeyen etkileşimleri tanımlar. B ise itme kuvvetlerini tanımlar. A çekme kuvvetlerini, B ise itme kuvvetlerini tanımlamaktadır. Buna göre molar hacim bir miktar değişmektedir. Bunlar birbiriyle çarpışıp da birbirine baskı uyguladıklarında aynı hacmi işgal etmeleri mümkün değildir. İşte B de bunu ifade ediyor. A ise moleküller arasındaki daha uzun bir mesafedeki çekme kuvvetlerini gösteriyor. Eğer hacmi büyütürseniz bu çekme kuvvetleri yavaş yavaş yok olmakta. Çünkü moleküller arasındaki mesafe gittikçe artmaktadır. Dolayısıyla enerji de yükselir. Şimdi şöyle bir soru sorabiliriz. Peki bunu niye yapıyor? Ufak bir hacmi işgal ederken enerji düşükse ve havada oksijen ve azot İşte her ne varsa bunlar arasında ufak bir etkileşim varken bunlar karışıp da uygun hacmi bulmaya çalışırken tabii ki çekme kuvvetleri biraz etkin olmaktadır. Ve bu aradaki mesafe belli bir oranda olmalı. Çünkü çok yaklaştığında bu sefer de itme kuvvetleri etkin hale gelecek. Peki bunu niye yapmıyorlar? Yukarıda söylediğimiz durumun dışında önemli olan faktörler ne? Önemli olan diğer faktörler ne? Bu ufak tartışmada göz önüne almadığımız faktör ne? Peki entropi ne oluyor? Eğer sadece enerjinin minimuma inmesiyle ilgilensen bu doğru. Gerçek ama eksik. Burada entropi de son derece önemli ve daha büyük bir hacim ihtiva ettiğinde ortaya çıkan düzensizlik çok daha fazla. Çok daha fazla hal söz konusu. Bu da her gaz için son derece önemli bir durum. Pekala. Gelecek dersimizde göreceğimiz şeyler şunlar. Görüldüğü kadarıyla tüm bu fonksiyonları G cinsinden ifade edebiliyoruz. İlla ki G'yi seçmek zorunda değiliz ama G son derece kullanışlı bir fonksiyon. Çünkü bu direkt olarak T ve P'ye bağlı. Dolayısıyla tüm bu fonksiyonları G cinsinden yazabiliriz. Tüm termodinamik değerleri sadece G cinsinden hesaplamamız mümkün. Bunu yapmak zorunda değiliz ama son derece büyük bir kolaylık sağlayabilir. Daha sonra elimizde çok daha bileşim olursa ne olur diye düşünebiliriz. Mesela elimizde bir karışım varsa bu durumda G'nin mevcut olan madde miktarlarına göre türevini almamız mümkün. G'nin mol sayısına göre türevini alabiliriz. Eğer 1, 2, 3 tane bileşen varsa o zaman bu türevini N1, N2 ve N3'e göre ayrı ayrı almamız gerekir. Her maddenin miktarına göre tabii bu bize şunu yapmamıza imkan sağlar. Elimizde bir karışım varsa serbest enerjinin her bir bileşenin miktarına göre nasıl değiştiğini bulabilmemizi mümkün kılar. Karışımın bileşimine göre serbest enerji değişimini belirlememizi sağlar. Burada bir bileşen çıkarıp başka bir bileşen koyabiliriz. Bu kimyasal tepkime gibi olaylarda son derece kullanışlı. Burada bir bileşen başka bir bileşene dönüşmektedir. Bu şartlar altında G'nin nasıl değiştiğini rahatlıkla belirleyebiliriz. Gelecek hafta göreceğimiz konu da bu.